Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videomuzu Cancağız'ın kanalına özel çekiyoruz. Dün akşam eve geldiğimde işte eşim daha önceki gün bir firmadan almış olduğu ürünü denediğini ve çok fayda gördüğünü söyledi. Ben de çok şaşırdım. Bu yüzden bu videoyu çekmeye karar verdik. Hatta şöyle göstereyim, ben bu yüzeyi gördüğüm zaman ve evde bunların yine tencere seti vardı. Onu da temizlemiş ama şu an yemek olduğu için onu çekemiyoruz. Onu temizlediğini görünce inanın çok şaşırdım. Ve bu videoyu çekmeye artık karar verdik birlikte. Şimdi eşim size şeyi tanıtacak, bu ürünü. Bu farmasiydi değil mi? Evet. Yanlış mı hatırlıyorum? Farmasinin ürünü. Farmasi daha yeni aldı. Hani bu bir reklam falan değil arkadaşlar. Gerçekten Aynen. şaşırdığım için çekiyoruz şu anda bu videoyu. Sosyal medyada hep görüyordum ben bu işte WC temizleyicisinin demir metal yüzeylerde etkili olduğunu. Ben de bir Şöyle denemek göstereyim. istedim. Dün bu bakır tavanın altında bir denedim. Gördüğünüz gibi aradaki fark bu. Bir de bunu sizin Aynen. gözünüzün önünde yapacağım. Bu şu şekildeydi değil mi? Aynen. Bu da bu şekildeydi. Evet. Şimdi birlikte deneyelim. Ben önceden süngerimi ıslattım. Şimdi sünger ıslatıyoruz. Yine insanlara da Aynen. şey yapalım. Şu şekilde döktüm üzerine. Zaten Evet. kendisi hemen renk değişimi yapmaya başladı. Sadece şey, süngerle siliyoruz mu bunu? Ne yapacağız? Biraz bastırıyorum ben çünkü halde metal yüzey olduğu için. Tabii gördüğünüz gibi. Yani arkadaşlar şunu söyleyeyim, bakın biz bunları daha önce bu Viking falan temizleyiciler falan var. Aynen. Onlarla denedik, işte daha değişik bu BIM. Ketçapla falan temizleniyor dediler. Onları da denedim ben. Yani onlar da denedik. Gerçekten şu anda bir şaşırtıcı bir durum var ortada. Bildiğin kalaylamak gibi bir şey bu herhalde. Ya da belki de kalayın ilaç formülünü mü buldular artık, ne yaptılarsa. Tabi biraz buna kol kuvveti gerekiyor. Ben olabildiğince bastırmaya çalıştım. Biraz çelik tencere temizlerken zor oluyor ama. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar, yani biraz öncekiyle şu ankinin tabanla farkı, yani uzun çözümde yana şöyle gösterelim. böyle. Sizde de muhtemelen böyledir arkadaşlar. Bu zamanla biliyorsunuz. Aynen bakır kararma yapıyor Aynen, zaten. bakırların normal kararma hali. Bakın şöyle, hatta şöyle göstereyim. Bakın alt taraf temizlenen yer. Yani gerçekten şaşırtıcı bir durum. Birçok temizleyiciyle falan denedik. Yani bunun kadar birçok temizleyici aldık. Bu BİM'de, A101'de satılanlar, işte Viking'in olsun. O neydi, aspirin falan değil mi? Arap sabunu gibi, böyle değişik. Ben çok isimlerini de bilmiyorum ama bir sürü şey aldık. İnanın çok şaşırdım. Yani şunu Sürerek görünce devam edeyim. çok şaşırdım. Bir Bakın. bakalım. Üstüne döküyoruz. Şeyi de döksek olur değil mi? Süngerin üzerinde Tabii herhalde tabii döksek süngerin olur. üzerinde olsa olur da ben buraya. Süngerde kararma var mı? Yani kir var mı? Bak. Tabii eldivende de biraz Ha, sararmalar var eldivende de zaten. evet belli oldu. Evet, doğru, haklısın. Yani arkadaşlar gerçekten çok şaşırtıcı, çok ciddi Şöyle anlamda. göstereyim. Evet. Bir taraf açılmışken Bak, rengi. evet. Şu taraf Aynen. gördüğünüz üzere daha Burası karartılı karanmış. olan yer. Bakırda etkili oldu. Bir de Şimdi bu bakır çelik çaydanlık arkadaşlar, da deneyeceğim. aynen. Devamını ben getiririm zaten. Evet, şimdi biz geçenlerde bu çaydanlıkların şuralarını, lehimlerini, hani ilk bunlar biz aldığımız zamanlarda nokta kadar lehim atmışlar. Yani kırılmıyordu, çıkmıyordu ama ne olur ne olmaz diye biz de bir kaynakçıya bıraktık, bu tencere tava yapan yere. Adam yapmış ama gördüğünüz gibi bakın. Bu kaynağın lekeleri, bakın hatta şu İç iç tarafta kısmında değil mi? aynen göstereyim. Bakın bu kaynağın lekesi. Bu temizleyecek mi? Bir de buna bakacağız. Şimdi zaten eşim dediğim gibi bunu tencere setinde denemiş. Ben aslında bunu görerek özellikle bu videoyu çekmeyi çok istedim. Şuna dökeyim biraz Ya toprağı. bildiğiniz yanık kısmı Biraz hiçbir zaten temizleyici zaten çıkartmadı değil mi? Ya daha önceden bir sürü şeyle yok. denedik. Ben birçok şey denedim ama bunun kadar yani etkili olan olmadı. Sadece rengi anlık olarak geçti. Şöyle görüldüğü gibi zaten biraz bunda da bir On etkili oldu. işte ha, iyice bastıra bastıra Aynen artık. biraz dediğim gibi kol kuvveti Ben yapayım istersen. gerektiren bir şey. Biraz göstereyim de devamını zaten. Tamam. Kamera Zaten arkasını sen aynen kamera yapacaksın. arkası değil mi? Kamera arkasında bu işler benim arkadaşlar. Şu an kameraman olduğuma bakmayın. 10 dakika sonra Şöyle bir ırgat olarak. gösterebiliriz. Heh, aynen bak. Şu Bak. şekilde.
Aynen, bakın. Biraz önceki eğer videoyu geriye alırsanız orada görürsünüz. Biz resmini de çekmedik aslında. Hani öncesi sonrası diye ama bakın Şu yine anki şeyden yapalım bir sonra de. belki öncesi sonrası diye çekersek en sona videonun Şurayı bir sonuna daha atarız. deneyeyim. Ha, aynen, Bir de bakın. oraya bakalım. Şuraya iyice bakın arkadaşlar. Gerçekten çok etkili ya. Yani ben şaşırdım şu. Ben bir de bu çaydanın Kaç zaten para bu? bu 25 Yani şeylere göre çok pahalı falan aslında. Bu sanırım. Viking. 750 milim. Evet. Viking herhalde 750. Onlar kaç? 7-8 lira falan 7-8 lira yani. bir şey. Yani arkadaşlar biraz pahalı ama yani şu etkiyi görün. Yani her zaman kullanılan bir şey değil. Evet. O yüzden hani 20 lirayı verirsiniz evinizin bir köşesinde durur diye. Ha, bunun sonlanma tarihi falan Yok ya. yani muhtemelen yoktur. Ya varsa da bu gibi ürünler uzun süre Bir dayanabiliyor tane fıstık arkadaşlar. alabilir misin? Kurulayıp gösterelim. Şuradaki yanlarda kelim çıkacak. Neyse bunları sen. Hangisi o? Şurayı bir... Ya Sen devam şimdi... et, devam et sen. Şöyle Sen silip göstereceğim. bunu sen hallet. Hayatım bu sadece peki yani şimdi bak burada tuvalet falan göstermiş ya. Tuvalet yazıyor da. Hani bu sadece bu ve başka hani videolarda falan gördün mü? Başka Ya neyde ben çok etkiliymiş? bunda ihtiyacım olduğu için buna baktım da şu şekilde Daha gösterebileyim. farklı yerlerde nerede kullanılabilir? Alın arkadaşlar bakın biraz öncekiyle şimdikinin arasındaki fark. Yani ben diğer ürünlerde öncesi sonrası diye şunlarda bakın. Ben bunlar da öncesi sonrası diye yaparım. Çünkü birazdan şey yapacağız. Videoyu kapattıktan sonra inşallah ben yine eşim de dediği gibi kol kuvveti de lazım. Yapacağım. Bir de şu içini yapar mısın canım ya? Şu Şey, kaynağın izi var ya. bakalım geçecek mi? Onu ne kadar Dediğim gibi geçecek? biraz kol kuvveti gerektiren bir şey. Ama sürekli de kullanılan bir şey değil. Zaten Aynen. döktüğüm miktar görüyorsunuz. Bir tatlı kaşığı belki bari yok. Şöyle biraz size ters olacak herhalde ama nasıl Ha, ben olsun. şöyle göstereyim. Şuradan. Göz içini temizlerini bilemedim. Biraz sanki geçiriyor gibi. Dur bakalım yani. Dediğim gibi arkadaşlar birazdan zaten deneriz. Şunda var mı? Evet. Bunda da var. Evet. İçeride de evlat ağlıyor. Başladım. Canımız. Biraz geçirdi ama dediğim gibi buna da senin şöyle Bir gösterelim. gösterelim. Yani bakın. Yani etrafını falan geçirmiş. Muhtemelen ben yine şeyden sonra dediğim gibi videodan sonra resimlerini de çeker atarım öncesi sonrası diye. Herhalde el kuvvetiyle içinde geçirir ama dışı hani dıştaki o görüntü kirliliği gerçekten muazzam bir şekilde kayboldu arkadaşlar. Evet. Ben çok şaşırdım. Yani Bu eşleriniz yüzden çektim. yaparsa daha etkili olacaktır. Yani hani müsait olan eşler yapabilir. Bir de Yani şunu şu an deneyelim. erkekler tabi bana arka planda böyle kızıyor. Abi nereden gösterdin Bir de bana? zaten bu çeliklerin genel bir problemi. Bilmiyorum ya da ben Bu de şey mi? Zamanla yanıyor mu? Ne? zamanla kullanıldıkça mı oluyor ya da ben mi kullanamıyorum Bak hatta bilemedim bak de. bunun altında da var bak görüyor musun? Evet. Şöyle bir deneyeyim. Oo, vallahi mükemmel. Gerçekten mükemmel. Ben Ben vallahi bunları ilk şaşırdım defa sizin ya. gözünüz önünde deniyorum. Diğer tencerelerimi ben dün ürün geldiğinde bir kalite kontrol yaptım ne kadar etkili diye. Diğer tencerelerim büyük olduğu İşte. için onlar çok fazla şey Hatta olmadı. bak şurada da bir deneyelim de bak orayı tam çekebildim mi Tamam. bilmiyorum. İstersen bak şu, Bunu şöyle ben bir bu çünkü temizleyeyim. geçenlerde arkadaşlar bir çaydanlığı unutma vakamız oldu şeyde. Şu şekilde. Hani bakın hatta şöyle. Ocağın üzerinde bir unutma vakamız oldu da o yüzden Karardı. Biraz karardı. yandı. Bir denesene hiç dökmene gerek yok. Bir şununla bir denesene. İçinde olanla ne kadar geçecek. Hani çünkü biz sonuçta reklamını yapmıyoruz bunun. Evet. Sırf insanlara yardımcı olmak için. Başlık olarak da muhtemelen bu ne tencere tava yanmasını Yok. geçiren şey mi yazacağız bilmiyorum ama onu da Başlık. artık başlığı karar veririz. Bakın arkadaşlar gerçekten yani ben bu kadar bir etki olacağını Biraz da dökeyim şundan. düşünmüyordum. Çünkü biz birçok üründe bunları denedik. Özellikle çaydanlık için ben çok şey denedim ama sürekli kullandığı için gözün önünde de Evet. biraz şey yapıyor. Hani Yani insanı bu rahatsız eden bir evet. görüntüsü Bu vardı. yaklaşık birkaç aydır böyleydi. Yani bir de temizlemeyle falan geçmiyor. Yıkama, temizleme, herhangi bir işte kullandığımız evde olan ürünler falan geçirmedim. Bunu da işte tavsiye üzerine kim sana arkadaş mı sana? Arkadaşımın Evet. tavsiyesiydi. Ne geçirir falan diye konuşurken işte bundan Aynen. bahsetti. Arkadaşlar hani doğal bir şekilde çekmeye çalıştık. İnşallah yardımcı olabilmişizdir ama Şöyle bu bir reklam yapayım değil. ben.
Kimsenin reklamını yapmıyoruz. Belki bu ürünle muadil ürünler vardır. Onları da alabilirsiniz ama bunu eşim tavsiye üzerine aldı ve gerçekten çok etkili olduğunu görünce de size fark var aralarında zaten. Yardımcı olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ciddi bir oranda fark ben görüyorum. Maşallah yani yapanlar edenler Allah razı olsun. Çünkü biz bunları ya kalaycıya falan verecektik. Bayağı bir de yüksek miktarlarda ücret verecektik. Ya da işte bu ürünü bulduk, bununla yaptık. Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Şunu söyleyebilirim. Diğer işte biz kerdanı temizleme için por çözü olsun, işte ne bileyim dışını parlatmak için yağ çözdür, ciftir, o tarz şeyler kullanıyoruz. Ele tahribatı onlar kadar fazla değil. Ben biraz da rengi çıksın diye eldiven taktım, hani kirlinin çıktığı gözüksün diye. Çok eli tahribat bırakan bir ürün değil. O yüzden eldiven size kullanılabilir yani. Diğer işte kullandığımız yağ çözler gibi şey değil. Zararlı bir ürün değil yani. Biz de bu arada bebeğimize biraz bakalım. Evet. İnatlaşmasın. Arkadaşlar videomuzu burada bitirecektik ancak daha sonra yaptığımız ürünleri göstermek için devamında video çektik. Lütfen videomuzu birkaç dakika daha artık izlemeniz gerekecek. Sabrettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Şimdi önceki resimleri koyuyoruz ekrana. İki tane şeyin resmini çekmiştik. Buyurun, bunlar işte öncesi. Ve daha sonrasında da videomuzu izlemeye devam edin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar, uzun bir uğraştan sonra yaklaşık bir saat kadar, yarım saat 40 dakika, bir saat kadar bu ürünlerin hepsini tekrardan elden geçirip eksiklerini falan yaptık, temizledik. Şimdi şöyle gösterelim. Bakın öncesi sonrası yaptığımız mesela resimlerden biri hangisi, şu muydu? Dur. Şunu gösterelim. Bakın. Bunun altını yapmıştık. Bakın bu alt kısmı, yan kısmı. Hatta biraz içeriği de yaptık. İçerilerde de etkili. Şimdi şöyle genel olarak söyleyecek olursak bizim ilaca puanımız arkadaşlar ortalama %80 ile 90 arası. Biz buna %80 diyelim. %80 ölçüde etki yapıyor. Ancak işte çok detaylı bir şekilde mesela bu kaynaklarda olan bunlar yanıklar, sonuçta kaynak yanığı olduğu için tabi yok mu, var bakın. Aynen, lekeleri var. Yani ama leke var ama o ilk görüntüyle bunu kıyaslarsak kaynaklarda %70 olarak aşağı yukarı arkadaşlar etki ediyor. Yalnız yani o siyahlık gidiyor, bronz bir renk oluyor. Mesela şurada daha biraz daha belli. Ekranda nasıl gözüküyor şurada bilmiyorum da. Şöyle döndürelim, neresi? Şurada mesela bu iki yanda da bronzluklar aynen kaldı. Siyahlık bak değil de biraz bronz. O da ama bronz, çok şey değil yani. Aynen öyle yani. Kötünün iyisi, ya kötünün bayağı iyisi. Kötünün hani çok büyük bir etki yaptı. Evet. Ama şunlar da arkadaşlar %80-90 hatta oranında etki yapıyor. Bunlar bakır. Bakırlar da ciddi bir etki yapıyor. Çünkü bakırların bu kararma olayı yanıktan daha farklı. Bakırlar kararıyor. Zamanla karardığı için onlarda %90 bile diyebiliriz. Çünkü bayağı bir etki ediyor. Evet. İlk geldiğinden daha parlak oluyor. Aynen. Yani şu iç kısmı zaten. İç kısmına çok dokunmadık. Standartı zaten. Ama arkadaşlar dış kararmış kısımlar gördüğünüz gibi yani neredeyse yani sıfıra yakın. %70-80. Ha nereler kalıyor? Şunu da söyleyelim. Eğer ki imkanınız varsa bu diplere ulaşma imkanınız. Mesela işte şu vidayı sökme. Gerçi bunlar perçinli olduğu için. Tabi bunları sökmek falan sıkıntılı. Onları sökemeyiz bizler ama. Olabildiğince evet bakın. Yani biraz diplerinde var. O da normal. Ya bu artık gerçekten bu normal ya. Evet bizim normal. Bizim bu ürüne puanımız. Yani %80. %80. Yani %20 de neden kırdık? Hani %100 hiçbir ürün olamaz. Belki bu kalan lekeleri de temizleyebilir miydi? Şu ana kadar aldığımız ürünlerin arasında en iyisi bu olduğu için biz buna belki %100 bile diyebiliriz, evet, kendi açımızdan. Öyle. Ama belki sizler bir tık daha kötüsün ya da bir tık daha iyisini gördüyseniz, ya bu bizim ürünümüz bundan daha iyiymiş de diyorsanız da bizim buna puanımız %80 gördüğünüz gibi. Tabii. Ya sonuç itibariyle sıfır olacak gibi bir şey de bizim maksadımız. Aynen. O hatta siyahlığın geçmesi. Şu kapağı da yaptım. Aynen bakın. Evet. Kapaktaki işte çayın yaptığı lekeleri falan hani denemek için yaptım aslında bu kapağı.
size göstermek için etki ettiği için de şöyle etkiyi göstereyim. Yani çaydanlığınız yandığı için büyük bir fark var aslında arada bakıldığı zaman. Sıfıra yakın bunlar parmak lekeleri. Ama iyi. İşte. Bence güzel. Gördüğünüz gibi gerçekten ciddi bir etki yaptı. Çok güzel bir ürünmüş. Sizlere de eğer ki böyle bir probleminiz varsa şu anda biz bu problemimizi çözdük. Bunun için sizlere tavsiye ederiz. Tabi bunun dışında tuvalet zaten asıl bu tuvalet için üretilmiş. Muhtemelen orada da çok etkilidir. Denemedik. Aynen, denemedik ama orada da etkilidir diye düşünüyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Önceki fotoğraflar zaten bu videodan önce koyuyorum. Hatta şimdi koyalım buraya. Şimdi de arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde ürünler çok güzel. Elimize sağlık. Tabi bedeni kuvvet lazım. Yani onu da bir dipnot olarak söyleyeyim. Bedeni kuvvet lazım arkadaşlar. Mesela işimin şu yaptığı bakırda alt kısımlarda bazı eğer eski videolara geriye dönerseniz vardı. Böyle 3-5 yerde böyle hani bedeni kuvvet olacak. Yani bir nevi şuradaki lekeler gibi düşünün. Kalıcı tipte lekeler vardı. Hatta bende bile bakın şurada mesela hafiften bir leke var gibi. Buralarda onlar vardı. Onları da bedeni kuvvetle hallettik. Bedeni kuvvet varsa bu iş daha da kolaylaşıyor diyoruz. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Eşimle birlikte bu şekilde videolara devam edeceğiz inşallah. Allah'a emanet olun.